Bu hafta Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in keyfi yerindeydi. O kadar yerindeydi ki günlerdir, haftalardır gerginliği üzerinden atmıştı ve yaptığı basın toplantısında yüzü gülüyordu ve bakın ne diyordu. Ne oldu yani? Yol çekirdin Ce Cebrail'a. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göra gitti status. Görba gör oldu status. Yoktu statüsü ve olmayacak. Ne oldu Paşinyan diye soruyordu Sayın Aliyev. Gerçekten Paşinyan'a şu anda ne olduğu bilinmiyor. Nerede olduğu da bilinmiyor. Bir yandan meclis karıştı. Ermenistan'da meclis basıldı. Paşinyan'ın özel eşyaları yağmalandı. Bu e, anlaşmayı kabul etmesi kolay değil. Ermenistan'da pek çok kesim Ali, Aliyev tarafında, Azerbaycan tarafında ise sevinç gösterileri ve sevinç e, haberleri vardı. Akşamları sabahlara kadar pencerelerden sevinçlerini insanlar tencerelerine vurarak gösterdiler. Gündüzleri gösteriler yaptılar. Bir yandan da hala tartışmalar devam ediyor. Türkiye barış gücünün e, Rusya ile oluşturulacak barış gücünde olduğunu söylüyor. Rusya ise sadece Rus askerlerinin Karabağ'da nöbete çıkacağını söylüyor. Gelin ister, isterseniz bütün bunları bir birine soralım. Doktor Özgür Tor şu anda karşımda Özgür Bey. Bu bir zafer mi Azerbaycan için? Siz şu andaki durumu nasıl tanımlıyorsunuz acaba? Evet, sorunuza kısaca cevap vermek gerekirse kesinlikle bir zafer olarak tanımlıyorum bu harekatın sonucunu. Tabii bunu değişik defalarda değişik mecralarda ifade ettik. Bu bir savaş değildi. Bu bir harekattı. Bir iç güvenlik harekatıydı. Niye iç güvenlik harekatıydı? Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının tekrar kazanılması ve kontrolün sağlanması maksadıyla yapılan bir iç güvenlik harekatıydı. Dolayısıyla bunun bir savaştan ziyade zafer diye tanımlıyoruz ama kaybedilmiş toprakların tekrar geri kazanılması zaferi olarak çerçevelendirebiliriz. Burada stratejik anlamda çok uygun şekilde icra edilmiş manevralar görüyoruz. Nedir bunların en başında? Ee, Sayın Alev'in liderliğinde zamanlama çok iyi seçilmiş durumda. Aslında inisiyatifi yani zamanlamayı e, e, yanlış hesaplayan taraf Erivan yönetimiydi. Erivan yönetimi e, Tavus saldırısıyla 12 Temmuz'da yaptığı Tavus Tobuz saldırısıyla aslında çok e, ilginç bir zamanlama seçti. Neydi bu zamanlama? Bir e, Erivan yönetimi kendi e, hegemonyasını e, Turuncu Devrimle gelmiş olan yönetiminin daha da güçlenmesini sağlamak istiyordu. Bunun için bir halka zafer vaat etmesi ümidi vardı ama bu zamanlamayı çok iyi seçemedi. Niye seçemedi? Bir, e, Turuncu Devrimi olan e, Rusya'nın Turuncu Devrimi'ne gelen bu yönetime olan Rusya'nın negatif yaklaşımı. İki, Amerikan seçimlerinin olması. Üç, 30 yıla yakın bir süredir Azerbaycan ordusunun sadece bu işgal altındaki işgal altındaki toprakların yani iş güvenlik harekatını yaparak tekrar kazanılmasına yönelik her türlü hazırlığı vardı. Bu hazırlıkları biz sadece birkaç silah sistemiyle sınırlandırıyoruz ama aslında bu bir uzun yıllar Türkiye'nin desteğiyle olan eğitim faaliyetinin neticesinde ve son yapılan silahlanma yönelik çalışmalarında desteğiyle hazır durumdaydı. İşte bu 12 Temmuz saldırısı bu açıdan zamanlamayı, senkronizasyonu Sayın Alev yönetimi çok güzel kullandı ve süratle reaksiyon verdi. Bu dağlık alanda olabilecek en kısa sürede maksimum fayda sağlanarak tam anlamıyla bir zafer kazanıldı. Burada birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi Erivan yönetimi ne yazık ki sivil hedeflere, gence başta olmak üzere aslında Bakü'ye de birkaç saldırı oldu ama uzaktan onlar etkisi hale getirdi füzeler. Balistik füze gibi çok ağır silah sistemleriyle saldırılar düzenledi. Gence'de bir veya iki mahallenin komple yok edilmesi gibi çok 1945 yılından, 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen bir yıkım yaşandı. Tabi bu üzücü bir konu. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı ama buna rağmen Azerbaycan yönetimi ve Aliyev'in etrafında kilitlenmiş, kenetlenmiş halk bunu tolere etti. Yani buna karşı Erivan yönetimine direkt olarak karşılık verme, mukabele etmekten kaçındı. Çünkü başlangıçta dediğimiz gibi bu Azerbaycan'la Erivan yönetimi yani Ermenistan arasında bir savaş değildi. Bu Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma harekatıydı. Bunu amacın dışına çıkmamak adına, cepheyi daha büyütmemek adına, Erivan yönetiminin bunu bir uluslararası düzeye çekerek yardım almasını da engellemek adına bu tuzağa düşmediler. Tabii çok zayiat verildi, çok şehit verildi ama buna rağmen bu tuzağa düşülmedi. Bu önemli bir konu. Yani bu normalde ordusunun etrafında, milletin etrafında, yönetimin etrafında toplanmasaydı Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti bu konuda sıkıntı olabilirdi. Yani niye karşılık vermiyoruz diye hiçbir gösteri görmedik mesela, hiçbir karşı çıkma görmedik. Bu önemli bir konu. Bunun altını ben bir kere daha çiziyorum. Bu pek tarihte olmuş bir olay da değildir. Tabii burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da Uluslararası camia sınıfta kaldı. Yani uluslararası hukuk hep böyle gündeme getirir e, toplantılarda. E, ama ne yazık ki burada uluslararası hukuk, uluslararası kuruluşlar, Minsk grubu, Birleşmiş Milletler hep sınıfta kaldılar. 28-30 yıldır yaklaşık devam eden bir işgal süresince e, 4 tane Birleşmiş Milletler kararı alınmasına rağmen hiçbir reaksiyon göstermeyen, ateşkes veya bu tekrar toprakların hak edildiği vatandaşlara geri vermesi gibi bir faaliyete girmeyen uluslararası camia. burada Azerbaycan ordusunun kazanımlarının sonrasında bir anda hareketlenmeye başladı. Bu da uluslararası hukuka, uluslararası camiaya artık ne kadar hukukun ne kadar üstün olduğunu mu yoksa güçlünün mü haklı olduğu konusunda bize bir ikili bir ayrım noktasına getiren bir süreç gördük, gözlemledik, yaşadık bunu. Normalde şöyle olması lazımdı, hukukun işlemesi lazımdı. Uluslararası hukukta haklı olduğunuz için o toprakları kazasız belasız kimseye zayiat vermeden karşı tarafa da alınması lazımken ne oldu? Ancak güçlü olan taraf Azerbaycan gücüyle bunu almak zorunda kaldı. Bu da uzun yıllar konuşulması, üzerine tartışılması ve düşürülmesi gereken bir anekdot olarak karşımıza çıkacaktır. Özgür Bey hala cevaplanmayan bir başka konuda Türkiye'nin, bu sürecin neresinde yer alacağı çünkü Türkiye tarafına baktığınız zaman Karabağ'daki Barış gücünde Türk askerleri de olacak. Rusya ise kesinlikle bunu kabul etmiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Tabii bu güzel bir soru ama bu sorunun kesin bir cevabını henüz vermek biraz erken. Çünkü Ateşkes anlaşması yapıldı ama bu anlaşmanın detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye başından itibaren fiilen sahada olmamakla birlikte. 30 yıllık bir Azerbaycan ordusunun eğitim sürecinde gereken katkıyı sağladı. Ama harekatın e, içinde fiilen bulunmadı. E, Sayın Aliyev sürekli olarak Türkiye'nin e, Minsk grubundan dışında, e, yani onların çok fazla bu işe e, aktif şekilde katkı sağlamadıkları için Azerbaycan tarafından, e, Türkiye'nin çok e, daha aktif olması gerektiğini e, uluslararası camiaya anlatmaya çalıştı. Bu konuda da başarılar sağladı. Türkiye bundan sonraki süreçte şu ana kadar gelen bilgilere göre barış gücü kapsamında da aktif olarak görev alacak. Ama bunun biraz önce söylediğim gibi sınırlarının tam olarak ne olacağı, ne kadar orada bulunacağı konusundaki süreç devam ediyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Rusya tam olarak Karabağ'daki kontrolü elinden bırakmak istemiyor. Türkiye dengeleci bir unsur olarak Azerbaycan'ın da desteğiyle bölgede bulunmasının, Barışa olumlu yönde katkı sağlayacağını ben değerlendiriyorum. Fakat bu oranın daha anlaşmanın ilk gününden Rusların işte 1960 yani 2000'e yakın askeri işte 90 zırhlı araç gibi çok detaylı olarak Rusya'nın katkısının barış gücüne net rakamlarla ifade edilmesine rağmen Türkiye'nin katkısının görüşmeler sonucunda ortaya çıkması ayrı bir sağ olarak karşımıza çıkıyor. Bu ilerleyen zaman daha çok konuşulacaktır. Türkiye'nin orada bulunmasının temel faktörü de Azerbaycan'ın dengeleyici unsur olarak Türkiye'nin bulunmasını istemesidir. Ama şunu söyleyebiliriz. 1974 yılına kadar Kıbrıs'ta çok sayıda can kaybedilmekteydi her iki taraftan. Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında Kıbrıs'ta düzenlediği barış harekatından sonra artık hiçbir can kaybı yaşanmadı. Dolayısıyla Türk askeri barış gücü görevinin de en iyi şekilde yaptığını tarihte ispatlamıştır. Bundan sonra da ispatlayacaktır. Kesin olmamakla birlikte barış gücüne katkısı Türk Sağlık Kuvvetleri'nin tam e, net e, anlaşma maddeleri henüz daha yayınlanmamakla da birlikte ilk e, aktarılan bilgilere göre açık kaynak bilgilere göre e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Karabağ'ın içinde de olacağı şeklinde bilgiler aldık. Tabi bu önemli bir kazanım. E, i̇lk gelen bilgilerde biraz daha e, Karabağ'ın dışında kontrol koordinasyon noktaları olacak şeklindeydi. Ama son gelen e, bilgi akışında ileride inşallah bu da doğrulanacaktır daha netleşecektir. Karabağ'ın içinde de Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ait unsurların gözlem noktaları olacağı ve e, hatta Erivan'dan gelen ya e, Ermenistan'dan gelen koridordan gelen e, sistemleri de yolda kontrol etmeye yönelik e, tavır ve davranışlar için olabileceğine e, yönelik bilgiler e, şu anda e, açığa çıktı. Tabi bunlar önemli. Bunlar önemli bir kazanım. Bunların bu taktik ve operatif anlamda önemli olmasının dışında Türkiye'nin stratejik anlamda Türkiye'nin olmadığı yakın çevresinde hiçbir olayın, hiçbir faaliyetin oluşmayacağının da bir göstergesi olarak ben değerlendiriyorum. Bu daha ileride Suriye'de veya farklı coğrafyalarda gelişecek olaylarında belki e, daha koordineli, uluslararası camiayla daha e, beraber hareket ederek ama Türkiye'nin, Türkiye merkezi, İstanbul ve Ankara merkezi olarak pozitif şekilde sonuçlanacağının e, ilk işaret fişi olarak değerlendirebilirim. Özgür Bey sizi teşekkür edeceğim ama hazır yakalamışken bir soru daha sormak istiyorum. S400 meselesi Türkiye'nin gündeminde Biden yönetimi geldikten sonra kasta kurallarına göre bir ambargo Türkiye'nin gündemine geldi. Savunma bakın, Hulusi Akar biz bunları Yunanistan nasıl kullandıysa kullanacağız diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan Biden yönetimi ise buna çok sıcak değil, hiç sıcak bakmıyor. Ne olacak sizce bu S400 meselesi? Tabii çok zor bir soru sordunuz Cüneyt Bey. Bu sorunun karşılığını böyle çok kısa sürede vermek çok zor benim için. Aslında herkesi çok zor. Ama çok kısa bir değerlendirme yapmam gerekirse S-400 silah sistemi SALT sadece silah sistemi olarak değerlendirildiği zaman taktik ve operatif anlamda iyi bir silah sistemi. Yani teknik donanımı özellikleri çok çok iyi seviyede. Yani 400 kilometreden hedefte angajmana girebiliyor. Radar sistemi 600 kilometreden takip edebiliyor ama stratejik anlamda ve sonunuzun içinde de zaten cevabı var. Stratejik anlamda Amerika Birleşik Devletleri NATO aslında NATO demek aslında Amerika Birleşik Devletleri demek ...merkezli gücün çok fazla istemediği kendisini kendisinin dışında hele hele eski Varşova Pakt'ı şu anda yok ama sistemine sahip ülkelerin ait silahların NATO ülkeleri tarafından kullanılması çok sıcak bakmıyor. Bunun istihdam örnekleri de var ama şu anda bizim açımızdan stratejik olarak bunu bir baskı ucu olarak kullanma yönünde faaliyetler olacak. Özellikle Biden yönetiminin başa gelmesinden sonra, Aralık ayından sonra bunu biraz daha arttırma çabaları olabileceğini ben değerlendiriyorum. Ama bütün bunlara rağmen tabii Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet. Kendi kararlarını, kendi tercihlerini bu bir tercihtir. Kendi tercihlerini alabilecek, kendi egemenlik haklarına sahip bir e, ülke. E, biz zaten bunun için Kurtuluş Savaşı'nı verdik. E, ama bütün bunlara rağmen stratejik anlamda bunun nasıl sonuçlanacağını daha çok konuşacağız. Yani bun, bunun etkilerini, Türkiye'nin etkilerini, mesela F-35'ten artık ben bundan sonra Türkiye'ye vereceğini e, düşünmüyorum. Ha, bunun da ayrı, bu ayrı bir konu. F-35 konusuna çok fazla girmiyor ama bunun da ayrı incelenmesi lazım. O uçağın da kendine göre avantajları, dezavantajları var. Çok çok teşekkürler.